Evet, burası Erbaa. 22 Kasım 2023. Kaymakamımıza teşrif ettiler. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevmem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardından zağallık yapamam. Hele hak namına, haksızlığa ölsem tapamam. Kanayan bir yara gördüm mü, yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Sayın Kaymakamım, değerli protokol, kıymetli katılımcılar. Kermesimize teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder. Kermesimizin açılış konuşmasını yapmak üzere kurum müdürümüz Muammer Şahin Bey'i buraya davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı Vekilim, kıymetli davetliler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, usta öğretici, öğretmen ve kursiyerlerle birlikte tertiplediğimiz Filistin'e, Gazze'ye yardım kermesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepimizin malumu üzerine 47 gündür Gazze'de bir vahşet, bir zulüm yaşanıyor. Bu zulüm ki kadın, yaşlı, çocuk, hasta demeden mabetler, camiler, kiliseler vuruluyor. Bizler de necip bir milletin evlatları olarak televizyonlarda bunları izliyoruz, gözyaşı döküyoruz, beddualar ediyoruz, lanetler okuyoruz. Bu yeterli olmaz dedik, zulümle abat olunmaz dedik. Bizler de kalbi dualarımızın yanında fiili bir dua olarak ne yapabiliriz dedik. Birlik beraberliğimizi göstermek amacıyla böyle bir kermesi tertip ettik. Yapacağımız kermesin bizlere hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Arkada yazılan ayette de belirtildi. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir diyor.
bu düşünceyle niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır, gönlümüzün Gazze'den yana olduğunu, belirtmek amacıyla zulümle abat olunmayacağını bir kez daha haykırmak, hakkın er ya da geç galip geleceğini haykırmak için burada toplanmış bulunuyor. Sizlerin de bu davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyor. Kermesimizin hayırlı, bol bereketli geçmesini temenni ediyorum. Sağ olun. Konuşmalarını yapmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın İsmail Altan Demirayak'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Belediye Başkan Vekilim, değerli çalışma arkadaşlarım, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli Erbağlı hemşehrilerimiz, bugün burada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ve Filistin halkına destek amaçlı kermesimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hepimizin malum olduğu üzere 7 Ekim'den bu tarafa yaklaşık 47 gündür Filistin halkı çok ağır bir zulüm altında ve ciddi saldırılara maruz kalmaktadır ve tarihin en kanlı, en vahşi, en menfur saldırıları ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla mazlum Filistin halkının yanında yer almak bu anlamda bir insanlık görevidir. Ve Filistin halkına gösterilmesi gereken tepki bütün insanlığın ortak vicdanının bir sesi olmalıdır diye değerlendiriyoruz. Hiç şüphesiz ki bir Müslüman olarak her birimizin Mescid-i Aksa, Kudüs ilk kıblemiz olması hasebiyle Filistin bizim kırmızı çizgimizdir ama aynı zamanda Türk milleti olarak da biz tarihten bu tarafa her zaman hak ile batılın mücadelesinde hakkın, hukukun ve adaletin yanında yer almış necip bir milletiz. Ve dolayısıyla bu tarihsel misyonumuzun bir gereği olarak da mazlum milletlerin her zaman yanında olmuşuzdur. Ve dolayısıyla dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da Türk milleti her zaman mazlum milletlerin umudu olmaya devam edecektir. Ve 47 gündür devam eden bu büyük insanlık dramı karşısında her zaman tepkimizi en yüksek sesle ifade etmeliyiz ve mazlum Filistin halkına da maddi manevi desteğimizi, yardımımızı esirgememeliyiz. Çok şükür Erbaa halkı da Kadir Şirazlı'yla bu anlayışı, bu fedakarlığı, bu yardımseverliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Daha önce ilçe müftülüğümüz tarafından organize edilen kermese yoğun bir katılım oldu. Bugün de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün göstermiş olduğu bu kermesle Erbaa halkının bu anlamdaki duyarlılığını ortaya koymaktadır. Ve bu yaşanan insanlık dramı karşısında da her zaman Türk milleti olarak Filistin halkının yanında yer aldığımızı ifade ediyoruz. Ve bu yaşanan bunca zulüm karşısında da yine Batı uygarlığının Gazze'de başını kuma gömdüğünü bir kez daha görüyoruz. Ve yine bir kez daha bu Batı uygarlığının riyakarlığını, ikiyüzlülüğünü şiddetle kınıyoruz. Ve dolayısıyla da her zaman Türk milleti olarak da mazlumun yanında yer alacağımızı ifade ediyoruz. Mazlum Filistin halkının her zaman yanındayız. Ve bu 47 günlük menfur saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah kermetimiz hayırlara vesile olur. Filistin halkı da kısa zaman içerisinde bu zulümlerden kurtularak inşallah daha müreffeh yarınlara kavuşur. Bu duygu ve düşüncelerle kermesimizin hayırlı olmasını diliyor. Emek veren, katkıda bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sizlere saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı ilçe kaymakamımız Sayın İsmail Altan Demirayak'a teşekkür ediyor. Kermesimizin
açılış duyasını yapmak üzere ilçe müftümüz Sayın Bekir Ertürk'ü buraya davet ediyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Vesellim ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, huzuruna geldik, elimizi açtık. Mazlumun yanında zalime karşı duruşumuzu gerçekleştirmek için huzuruna geldik. Niyetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, yüreğimizin bir tarafında Mekke, diğer tarafında da Medine vardır. Bu ikisinin üzerinde de tül gibi Kudüs vardır anlayışıyla huzuruna geldik Allah'ım. Okuduğumuz hadis-i şerifleri, hasreten Filistinli kardeşlerimizin, şehit olan kardeşlerin ruhlarını hediye ediyoruz vasıleyle. Onlar vatanlarını koruma adına, bağımsız ve hür devlet kurma adına canlarını feda ettiler Allah'ım. Bu şehitlerin nezdinde bütün şehitlerimize de okunan hatmi şeriflerimizi hediye ediyoruz vasıleyle Allah'ım. Hür ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için onlara yardım eyle Allah'ım. Mazlumlara yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, biz Necip millete de ayaklarımıza Kudüs gücü ver Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin, bizler bir araya geldik. Her zaman mazlumun yanında duruşumuzu gerçekleştirmek için kermesler düzenledik. Hayır çarşıları açtık Allah'ım. Hayırlarımızı, niyetlerimizi kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki لَنْ تَنَارُوا الْبِرْرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz buyuruyorsun Ya Rabbel Alemin. Dinin temeli iman, gayesi ise iyilik yapmaktır prensibi gereğince bizler bugün iyilik yapmak için huzuruna geldik, elimizi açtık. Tüm yapacağımız maddi ve manevi yardımları dergâh-ı ruhiyetinde kabul eyle. Kermesimizi hayırlara vesile eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin, bir an evvel zalimin zulmünden Filistinli kardeşlerimizi kurtar Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sana inandık, sana güvendik. Yerin göğün afetlerinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Kermesimizin açılışına tüm protokolü davet ediyoruz. Yemin ediyorum ara işte müşkak oldu. Sizin de yine kendi organik ev ürünleri kurup dağlarınız. Fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Biraz lazım. Kolay gelsin, ellerinize sağlık. Kolay gelsin diyorlar. Ellerinize sağlık. Kaymakam Bey, kolay gelsin. Thank you.
Thank you.